Binansın pazar payındaki büyük düşüş ve kovaladığı strateji üzerine konuşacağız. Bu önemli bir konu. Bu sezon işleri de birazcık karıştırabilir. Genel olarak dünya geneline muhalefet edebilecek şekilde bir Binance'ın kurtarma, kendini kurtarma, ileri gelme girişimleri olabilecek olma ihtimali çok yüksektir. Bunun üstüne konuşacağız. Biliyorsunuz ki Binance'ın pazar payı uzun zamandır çok ciddi bir düşüşün içerisinde ve sürekli anlamda adamlar geri çekilip duruyor. Böyle bir problem var. Yani sürekli pazar payında düşüş gerçekleşiyor. Tabii ki gelirleri düşüyor. Şimdi bundan nasıl kurtulmaya çabalıyorlar? Olabildiğince farklı kripto paraları listeleyerek ve tabii müşteri kazanmaya çalışma durumu söz konusu. Bunu söylemek gerekiyor. Bu da çok fazla kripto paranın listelenebileceği anlamı taşıyor aslında. Şimdi bakıyorsunuz iyi bir hacmi var fakat geçmişe göre oran gerçekten de aralarındaki bu oran diğer borsalara göre çok daha kapalı. Yani artık Binance krallıktan düşme noktasında ve bununla alakalı sürekli delistler yapıyor ve sürekli yeni listelemeleri hazırlanıyor. Bozuyor. Bozduğu noktada mesela sermayeyi kurtarıyor. Eline varlıkları alıyor. Bununla birlikte bunun bir kısmını cebinde tutmaya çalışıyor. Çünkü düşük bir gelir var. Kalan kısmını yeni listelemelere ayırmaya çalışıyor. Binance'ın şu anki hareketlerinden de bu sezon çok fazla kripto paranın listelenebileceğini açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Ya bu da olmaz diye yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu da olmaz diyeceğiniz kripto paralar Binance'da listelenir. Yani bunu da listelemez ya falan diye baktığınız ondan sonra bu şekilde düşündüğünüz kripto paralar olabilir. Örnek veriyorum işte ya benim kesin gözüyle baktığım mesela bon var. Bon token. Tamam. Ya ben bon token'ın muhakkak listeleneceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Shibaryo falan geldi. Ne olursa olsun hareket edebilecek bir varlık olarak görüyorum. Bu noktada Shiba'nın varisi ve Shiba Inu'nun Shib'den sonraki nasıl diyeyim size böyle önde bayrak tutanıdır diyebiliriz. O yüzden mesela Bon'un ben garanti bir listeleme kesinlikle alacağını düşünüyorum. Örneğin Baby Dogecoin'in ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Baby Dogecoin'in Binance'da listelenme ihtimali. Çünkü bunlara baktığımızda gerçekten sezon içerisinde çok yüksek hacimler döndürebilecek, aynı zamanda değer kazanımları kaydedebilecek kripto paralar. Her anlamda çalışma potansiyeli yüksek yani. Mesela Kik ve Raka bunlar hakkında çok konuşuluyor. En çok spekülasyonun çıktığı kripto paralar. Tabii daha çok bizden oluyor çünkü Kik ve Raka'ya işte Türklerin yatırımı çok fazla. Halbuki ne kadar değer onu da bilmiyorum ama bunlarda da ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Binance'da talebin muhakkak farkındadır diyebilirim. Sürekli üzerinden spekülasyon çıkıyor mesela. Floki'yi listele, Floki'yi listele falan. Floki'nin listeleneceği zaten belliydi. Öte bile gittiler. Token çıktı mesela. Token Fi'in. Onu da listelediler. Adamlar tuttular yani. Listeliyorlar daha doğrusu şimdi spotta da. Dolayısıyla bu şekilde bir durum olması söz konusu. Tabii Binance'da hangi coinler listelenebilir? Yani bu noktada bir sezon içinde yüksek hareket edecek yani değer kazanımları yapacak. İki, trade hacminin yüksek olması gerekiyor. Bon ve Baby Doge bunun için en iyisi. Kick ve Raka da garanti veremem ama ben olabileceğini düşünüyorum. Tabii birinci elden sırf Binance bunu listeler diye bir kripto paraya da yatırım yapmamak gerekiyor. Mevcut durumunu görmek bunun bu borsada listelenir demek yine risk ödül paritesine tabi bir olaydır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna dikkat etmek gerekecektir. Mesela regülatörlere muhalif dememdeki sebep de bu. Çünkü
Regülatörler şu an bankalar olsun, bankaların kripto işlemleri, borsalar olsun, bunları olabildiğince tekel tutmaya çalışıyorlar. Öyle ki adamlar diyor ki kardeşim öyle yani her haltı şey yapmayacaksın. Her haltı yani listelemeyeceksin. İyi kripto paraları listeleyeceksin. Ondan sonra da diyor bu şekilde yapacaksın. Şimdi bu şekilde olsa nasıl diyeyim size her şeyi listelese yarın öbür gün bunlarla problem yaşayacak. Dolayısıyla bu tarz bir sıkıntı söz konusu olacaktır Binance'la. Kripto para borsası Binance'ın spot ticaretlik pazar payı bir önceki yıldaki %62 seviyesinden 2023'ün sonunda %40'a geriledi. Blockchain analiz şirketi ZeroXScope'un diyor 6 Kasım tarihli raporuna göre Binance son bir yılda pazar payının 3'te 1'ini kaybetti. Araştırmacılar Binance'ın spot ticaret hacmi belki de listeleme stratejisi sebebiyle önemli bir düşüş gördü. Ifadelerini kullandı. Yani listeleme stratejisi bunun küçük bir parçası. Yani şimdi listeleme stratejisi dediği şey ne demek yani listeleme stratejisi? Bir, Binance 2023'ün başında BTC ve Ether'de zero fee yani sıfır işlem ücretini kaldırdı. Böyle bir problem oldu. Şimdi ya daha dur bakalım arkadaşım Bismillah. Tamam 2023'te yükseliş olmadı mı? Oldu. Ama çok düşük yükselişler olduğu ve tam bir boğa seyretmediğimiz için 2023'ün büyük bir kısmında son patlamalara kadar yani bu 8-9 aylık süreçte yatırımcı çekilmeye, kullanıcı çekilmeye devam etti. Şimdi adam zaten piyasada büyük bir hareket yok. Seninle mi uğraşacak? Diğer borsalar zero fee'yi kaldırmadı. Adam diğer borsaya geçti, oradan oynadı haliyle. Oradan işlem yaptı. Yani boğa sezonunda sıfır işlem ücretleri borsalar tarafından yüksek oranda kaldırılır. Çünkü müşteri noktasında sıkıntımız yok, artık para kazanmak istiyoruz. Maksatlı Binance bunu kaldırdı. Fakat bunun en önemli kısmı, en mühim diyebileceğimiz kısmı regülatörlerden kaynaklı. Yanlış iş yaptılar. Avusturya'dan men edildiler. Fransa'da problem yaşadılar. ABD'de, Birleşik Krallık'ta, Rusya'dan çekildiler. İşte Japonya'da yani adamların düzgün iş yapabildikleri bir yer kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.